Birinden değerli konukları ağırladığımız sadece spor değilden tekrar merhaba değerli izleyiciler. Bugün de yine gündemi sarsacak iki konuğum var. Çok eğlenceli bir sohbet olacak. Sadece spor değil, sporun yanında sanatla konuşacağız, sinemada konuşacağız. Sürprizlerimiz de olacak. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum değerli izleyiciler. Çünkü çok da heyecanlıyım ben de. Evet, sevgili Bülent Serttaş. Bülent abicim hoş geldin. Teşekkür ederim Ali. Hoş bulduk kardeşim. Vallahi müthişsin. Şimdi konuşacağız. Sağ olasın. Yeni imaj yıkılıyor adeta. Muhteşem. Teşekkür ederim. Ve milli gururumuz, eskrim milli takımımızın değerli sporcusu Fatma Zehra Köse. Zehra hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. Tabii senin sporcu kimliğinin yanı sıra müzisyen kimliğin de var. Şimdi buraya getirdik malzemeleri. Bir tarafta gitar. Sporun dışında müziğinden de bugün faydalanacağız. Tabii ki abi. Çok güzel. Harika. Vallahi ekip nasıl Bülent abi? Abi ekip güzel. Şimdi malzemeleri de gördüm. Malzemeler de var. Yani vallahi güzel güzel. Bülent güzel abi, bir muhabbet çıkacak. Güzel muhabbet çıkacak. Sürprizlerimiz de olacak. Yani ilerleyen dakikalarda izleyiciler... Aman yılan mılan getirmeyin aman de abi. Kurban olayım ha. Aman. Eyvah öyle bir fobim var. Bir kere var. Stüdyoyu terk ettim. TGRT programı o zaman eğlence zamanıydı. Hatta Ebru Gündeş'in programı. Sürprizimiz var. Şimdi ben de bekliyorum. Hakikaten güzel bir sürpriz falan filan. Abi bir baktım yılan geliyor. O zaman Bülent abi sana hazırladım. Hemen şurada. Değil mi o sarı yılanlardan var ya. Vallahi billahi. Şimdi sürpriz deyince aman ha. Katıldığım eyvallah. Programlarda hakikaten çok fazla sürprizlere imza atıyorsun. Benim mesela en hatırladığım tabii bu motosiklet olayı çok meşhurdur değil mi? O evet. Sahneye. Nereden bir anda o aklına geldi? Abi? Bu bir plan... Aklıma gelmedi. O bir bayi toplantısıydı. Bayi toplantısıydı. Ya dedim ki hadi değişik bir şey yapalım. Ne yapalım? Motosiklet var mı? Dedim onunla çıkacağım sahneye. Abi yapma kullanıyor musun? Ya dedim bana Grand Prix'lere katılmış adamsın. Vallahi girdik masaya, daldık masaya. Ama büyük öyle ses oldu. Getirdi o değil mi? Ondan sonra bir yine bir programda da... Yine Seda Abla'nın programında orada da düştük. Evet. Ya o ama zaman motor pek, çok ağırdı o çok, ya. Ama Yıldız'ın barışmadı motorlarla demek yani. Daha da tövbe daha ettik. Da bilmiyorsun yani herhalde. Geçen bir davetiye geldi bana. Not yazmışlar altına. Motosikletle gelinmemesi rica olunur. Davetiyelerde olur ya LCM. Evet. Siyah kıyafet. Ama sırf benim davetiye yazmışlar. Motoruna gelmeyin. Espri olsun diye sağ olsun. Bülent abi müthiş bir imaj. Hakikaten ben mesela ilk gördüğümde dedim ki tam olmuştur bu. Teşekkür yani. Ederim sağ olasın. Hatta geçtiğimiz günlerde bir röportajından da bir parça gördüm. George Clooney'den daha yakışıklıyım diyorsun. Hakikaten Clooney'den daha yakışıklı olmuşum Bülent abi. Teşekkür ederim sağ olasın. O duymuş ama. Duymuş Türkiye'de böyle biri var diye. Como'da yaşıyor biliyorsun İtalya'da. O dağda çıkmaz oradan yani. İnan gideceğim. O Como Gölü'ne bir gideceğim. Değil mi? Oradaki. George Clooney'den daha iyi oldu Bülent abi. Ben kesinlikle artık ona kanaat getirdim. Abi bu imajı nasıl organize ettin? Nereden? Yani bu nereden aklına geldi? İmaj tesadüf. Abi? Tamamen tesadüf. Pandemiden dolayı. Çünkü her gün tıraş, her gün tıraş. Dedim ki hadi bakalım biraz uzatalım ne olacak. Kesmeyeyim çünkü yüz dinlensin diye. Baktık bambaşka bir Bülent Serttaş geliyor. Ondan sonra hemen hanım dedi ki artık bu saatten sonra devam. Dönüş yok. Kesme dönüş yok. Hatta ilk sosyal medyada paylaşımımda da inanılmaz bir beğeni almış. İşte like almış. Ondan sonra dedi ki bu doğru resim. Bundan sonra devam. Yok ben de 10 üzerinden 10 verdim. Teşekkür ederim tamamdır sağ olasın. Yani. Ama budur. Bunun inan şeyde de yolda da caddede de görüyorum insanların tepkisi. Hepsi olumlu. Ya, tek tük yazıyorlar ama %99'u Bülent Bey böyle devam yok, diye. Yok yok budur. Hı. Sevgili Zehra, ya sporda Türkiye'nin gururu isimlerden bir tanesisin. Çok da aslında Türkiye'de... sporcu yetişen de bir branş değil bildiğim kadarıyla eskrim, değil mi? Yani hani olimpik dalda tabii var. Bununla birlikte aslında tabii birçok sporcumuz var ama hani bizim halkımızın pek tanıdığı bir spor değil. Nasıl başladı eskrim macerası? Çünkü aileden gelen bir müzisyenlik de var. Baba konservatuvar mezunu, yine anne aynı şekilde konservatuvardan. Erkek kardeşin müzisyen bildiğim kadarıyla. Abin ama sen eskrimi tercih ettin. Bu eskrim macerası nasıl başladı? Neden eskrim? Mesela ben de çok
sıra dışı bir sporla başladım Bülent abi. Ben de 12-13 yaşında Busoki oynamaya başladım ben. 10 sene Busoki oynadım. Evden de istemediler mesela Busoki oynamamı. Ya dediler kolum bacağın kırılacaktı, dişlerim işlerim döktük falan filan. Sert bir spor. Sert kavgalar spor. Çıkıyor. Ya bir keresinde annem sahaya dalıyordu. Normaldir orada kavga etmek. Yani ben sopayla bir arkadaşımın tabii arkadaşımıza vurmak zorundayız. Yani yapacak bir şey yok. Kavga çıkmış. Yani. Oradan bir ses duydum böyle. Aa Ali falan filan. Ya dedim dur rezil edeceğim. Biz bir ağızlarıyla kavga edelim. Anneler öyle. Dayanamaz. Nasıl başladı eskrim macerası? Aileden destek aldın mı? Tabii ailem her zaman zaten spor yapmamız için çok destekti bize abimle birlikte. Ama eskime başlama sürecim de benim müzikten kaynaklı oldu diyebilirim. Teyzem de konservatuardaydı, opera şan bölümünde abi. Onlar eskrim dersi alırlarken konservatuarda bir gün hocasıyla konuşup denemek ister misin dediler. Gittik abimle birlikte Özden Hoca, o zaman filar hocasıydı. Söyledi hani bu çocuğun her branşta yeteneği olur ama Türkiye'de çabuk sıyrılır eskrimde demiş. O şekilde ben eskrimle tanıştım. Bir de kılıçlı bir branş falan olunca çok hoşuma gitti benim de. Yavaş yavaş dereceler gelmeye başladıkça da kopamadım hiçbir zaman. Aileden öyle. Destek aldın. Her zaman destekler ya, sağ olsunlar her konuda. Aslında savaş bizim atasporumuz. Tabii. Tabii kılıç da bizim atasporumuz. Kılıç yani. O doğru bence bir seçim valla güzel. Ben müsabakaları seyrederken işte böyle hani ben çünkü olimpiyat oyunlarını çok severim. Yani hep her branşı seyretmeye çalışırım. Yani yaşım küçükken hep böyle işte işte o zaman TRT'de, işte Flöre'de, Epe'de falan. Ya nedir bu Flöre, nedir bu Epe diye. Aradaki fark nedir Flöre ile Epe'de? Bir de kılıç var değil mi? Benim branşım kılıç zaten. Kılıç. Nedir farkı bu? Şimdi ikinin? Bunun adı kılıç mı? Bu bu kılıç. Kılıç. Üçünün de farklı vuruş stilleri var, farklı teknikleri ve kıyafetlerle çok farklı. Bizde rakibe değmek bile yetiyor. Biz vuruş sistemiyle yapıyoruz abi. Flöre ve Epe'de dürtüş sistemi dediğimiz sistemle vuruş yapıyorlar. Ve Epe'de, Epe branşında bütün vücut var. Ayakkabıdan bile dürtüşle sayı alabiliyorsunuz. Flöre'de kollar hariç maskenin sadece sakal kısmından dürtüşle sayı alınarak ve gövde var. Sakal dediğin şu değil mi? Sakal kısmı. Bu şekilde abi. Savaş sporu. Evet. Biz tabii o üç silahşörler falan vardı değil mi? Atos, Portos, Aramis, D'Artagnan. Biz eskiden evet böyle abi. Ağaçlardan böyle şeyleri çıkartıp böyle kılıç var. Vallahi yapardık ya. Yapardık. Yapmışlığımız vardır tabii yani. Tabii ya, biz bazen... Ne dayaklar yemiştik. Bülent abi senin tenise merakını biliyoruz. Evet. Tenis, şimdi onu da konuşacağız da bundan sonra yani herhalde artık bir... Ya bu çok eskrim de seyredersin. Evimde de zaten hediye kılıçlar var. Var mı? Uzak doğudan gelen işte Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan sağ olsun dostlar, akrabalar böyle gönderiyorlar oradan. Da sevdiğim bir dal ama. Evet. Ya çok dikkatli izlerdim. Ondan sonra mesela elektrik bağlı biliyorum. Ben öyle biliyorum o zaman. İşte diyorum ki tenine değdiği anda bağırıyorlar. Şimdi Zehra kardeşim dedi ki yok abi dedi sayı alan bağırıyor. Ben de canı yandığından. Canı yandı. Kablo var ya adam. Elektriği dürttü mü? Orada sayı alan bağırıyor yani. Yani aslında öyle bir kural yok ama hem biraz adrenalinden dolayı. Aynen hem de rakibin. Ama hem karşıya da bir baskı. Moralini bozmak değil mi? Için. Tabii, evet tabii. O baskıyı bir. Ya o baskıyı kuracaksın tabii. Tabii abi. Rakip üzerinde yani. Biraz psikolojik baskı. Abi senin bu sanat dışında spor olan ilgini de biliyoruz. Evet. İlgilisin ama en çok konuşulan noktalardan bir tanesi. Ben bunu yine burada söyleyeceğim. Her programda da soruluyor ama hani ben de sormak istiyorum açıkçası. Evet. Ya bu tenise olan ilgi nereden geldi? Bir. İkincisi. Meşhur Sharapova olayı var. Evet. Senin de birazcık aslında o noktada yani kalbinin kırıldığı hususlar da oldu. Evet. Tenis merakı nereden geldi Bülent abi? Yani çünkü aslında Türkiye'de çok da seyredilen, sevilen bir spordur ama yani niye şöyle, Bülent Serttaş bu kadar çok tenise ilgi gösterdi diye yer yer tepki de gördü? Bir kere şuradan gireyim. Masa tenisi ben çok iyi lise çağlarımdan, ortaokul çağlarımdan iyi bir masa tenisçiyim. Hatta birinciliklerim var. Lise, okullar arası Elazığ'da bölgesel birinciliğim var. Ondan sonra Türkiye genel klasmanda Türkiye beşincisini yenmişim ama özel maç tabii. Harp okullar arası o zamanın Türkiye birincisini yenmişim. Yani vay. Oradan masa tenisinden büyük tenise tabii bağlantılı olduğu için inanılmaz bir keyfim var. Onu izlemek bana inanılmaz keyif. Ya kendimi böyle kafayı boşaltıyor benim. Sharapova da güzel kadın,
bir de iyi oynuyor. Ya dünya şampiyonu. İzlemek de böyle bana keyif veriyordu. Hanım da farkındaymış herhalde bunun. Tuttu bana bir doğum günü hediyesi olarak maç bileti almış. Ben de o gün Gaziantep'teyim. Dedim ki gitmeyeyim çocuklar, sen al git falan filan. Yok dedi, ne olursun gel dedi. Çağla'yla oynuyordu değil mi o gün? Aha. Evet. Ondan sonra acıma. Ya gittik, bir gösteri maçıydı zaten. Tıklım tıklım. Ya bir de bir baktım biletle girdik. Sağ olsunlar ilgilendiler. Bülent Bey hoş geldiniz. Çocuklarımı da aldım. Kızımı ve iki oğlumu aldım. Gittim. Yeri gösterdiler. Anam tam sporcunun yani tenisçinin arkası. Direkt ilk Çağla girdi içeri. Anons edildi. Şimdi Çağla çantasını aldı geliyor ama ben böyle yapıyorum içinden. Çağla git. Çağla git. Öbür tarafa git otur. Kur'an evliya çarpsın ya. Abi gitti var ya. Şarapova geldi oturdu abi. Vay vay. Tüylerim tüylerim. Böyle bir Şarapova hayranı ben görmedim. Ya. Ya tabii sevgi yani hayranlık. Ama çok da büyük tenisçi ama hakikaten çok iyi tenisçi. Profesyonel bir sporcu. Mesela ilk resmi benim çocuklarıma çektirdi. İlk topu benim çocuklarıma imzaladı. O da işte bir şans. Ama yazılan cümle benim çok zoruma gitmişti. Yani Bülent Serttaş bunu hak edecek, en önden izlemeyi hak edecek ne yaptı diye. Ya Bülent Serttaş her şeyi geç bir insan. Yani orada benim yakışmadığım neydi hala anlamış değilim. Utanmadan bir de yazmış benim üstümden prim yaptı işte böyle yazdım diye prim. Olmaz. Olmaz. Yani Bülent bu tip Serttaş, böyle ayrımcılıklar falan toplumumuzda bunlar yakışmıyor güzel şeyler. Hayır sanat yani. Camiasının, spor camiasının hemen hemen hepsi oradaydı. Niye Bülent Serttaş en önde oturuyor diye mi? Yani ben de anlamadım. Herkes oraya işte bir ama sen doğum orada güzel bir cevap vermişsin orada yani doğum günümdü diyerek. Ya doğum günümdü ne var bunda? Doğum günü hediyesi gelmiş gitmişim bir hayran olduğum kişiyi izleyebiliyorum yani. Bu suç mudur, bu kabahat mıdır? Veya Bülent Serttaş abi az buz bir adam değil. Türkiye'nin bir gerçeği Bülent Serttaş. İstediği yere gider. İstediği yere çıkar. O acaba benim yaşantımı biliyor mu onu yazan arkadaş? Standartların üstünde yaşadığımı bilmem ne bilebilir mi? Bilemez. O zannediyor Bülent Serttaş. Abi yok işte o hayat böyle değil. Ya ama yani orada ama küfürden daha sert bir şey olmuş. Yani güzel yani ve hoşuma gitti. Yani tek böyle hani sadece işte değil mi? Doğum günümdü. Şak. İnan. Şimdi geçen de Ronaldo'nun bir şeyi vardı. Herhalde bir şeyi haberi çıkmıştı uygunsuz. Ondan sonra doğum günümdü yazmış o da. Oradan mı gördün? Yine Türkiye'de gündem oldu. Bundan sonra böyle böyle tepki mepki alırsak ya da Twitter'dan böyle hani bize bir saldıran doğum günümdü. Evet. Yeni bir aslında bu yeni bir şey olabilir yani. Cevap. Hashtag şeklinde doğum günümdü diye devam edebiliriz. Güzel. Şimdi biraz şöyle bir havayı ısıtalım. Biraz havayı ısıtalım. Bülent abi bize bir şarkı söyle. Hadi Zehra söyle. Şimdi Zehra da söyleyecek birazdan. Söyleyelim. Ne söyleyelim? Ya son yıllarda çok güzel şarkılarım var. 137-140 milyona ulaşan şarkılarım var YouTube'da falan ama Seyyah diye bir şarkı okudum. Sevgili Şebnem Sungur'a ait sözleri ve Gökhan Tepe'ye ait müziği. Ben son yıllarda inanın böyle söz, böyle bir şarkı, böyle bir müzik okumadım. Dinledim. Evet. Beğendiğim eserlerden bir tanesi. O zaman Seyyah diyelim. Seyyah. Seyyah diyelim ama bana bir söz vereceksin abi. La bize her yer Ankara'yı da söyleyeceğiz abi. Ben çünkü Ankaralıyım abi. Onu ilerleyen dakikalarda. Bak Seyyah'tan nereye geldi? Ama Zehra kardeşim bana dedi ki abi o şarkıyı ben okuyayım dedi. Evet evet. Zehra'nın repertuarı da var. Zaten onu biz şey yaptık. Esiri. Ben ikimiz de bilemedik onu. Amy Winehouse. Amy Winehouse'dan söyleyeceksin sen. Amy Winehouse? Tabii orada. Bakarız. Vay, vay. Ne hazırladıysan daha yani. Hadi Seyyah. Yalnızlığım
üstüne. Dilimde bin eyvah yerleşirim zannettim sevgilinin göğsüne. Yine gönül seyyah. Rabbim niye mahkum ettin bir kulunu bir kuluna? İsyan değil ama başımda dert kaldı. Yakışırdım aslında ben girsem aşkın koluna. Ne yapsam olmadı içimde ah kaldı. Ah benim gözü kara çileli del başım, bu ne dertmiş ne keder. Ah benim gitmelere doyamayan yüreğim, gidemedin mi bu sefer? Ah benim gözü kara çileli del başım, bu ne dertmiş ne keder. Beni yalnızlığın üstüne dilimde bin eyvah yerleşirim zannettim sevgilinin göğsüne. Yine gönül seyyah. Rabbim niye mahkum ettin bir kulunu bir kuluna? İsyan değil ama başımda dert kaldı. Yakışır girsem aşkın koluna, ne yapsam olmadı içimde ah kaldı. Ah benim gitmelere doyamayan yüreğim, gidemedin mi bu sefer? Ah benim gözü kara çileli del başım, bu ne dertmiş ne keder. Ah benim gözü kara çileli del başım, bu ne dertmiş ne keder. Ah benim gitmelere doyamayan yüreğim, gidemedin mi bu sefer? Ah benim gözü kara çileli del başım, bu ne dertmiş ne keder. Bravo ya Bülent abi. Eyvallah. Ama sözler müthiş değil mi? Sözler. Ya, vallahi. Sözler hakikaten. Ya böyle bir de içli içli okuyorsun Bülent abi. Böyle bir düşündük kaldık yani. Biz Rabbim nerede hata yaptık diye. Rabbim niye mahkum ettin bir kulunu? Ya. Ya bu kadar güzel söz duymamıştım. Sevgili Şebnem Sungur, sevgili Gökhan Tepe. Vallahi teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel eyvallah bir eser yapmışlar. Olimpiyatlar ne olacak? Şimdi önümüzdeki kış... Önümüzdeki yaz yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları. Hı-hı. Şimdi kota, kaç kota aldık eskrimde? Şu anda bizde daha belli değil abi. Çünkü tam kota yarışı öncesi bir maçımız daha vardı bizim. Hı-hı. O sırada iptal oldu her şey. O yüzden daha süreçteydik biz. Federasyonun beklentisi ne? 2-3 sporcu olabilir. Takımdan inşallah alırsak o zaman 4-5-6 sporcu gidecek da olabilir. Misin? Daha belli değil. İhtimal nedir? Yani... İhtimal yarı yarıya diyebilirim abi. Hı-hı. Ama bizim ana hedefimiz aslında takımdan 2024 olimpiyatları. 2024 olimpiyat oyunları planlanıyor. İnşallah. Nerede olacak o? Paris. Oh. 2024 Paris. 2028 Los Angeles abi. Los Angeles'e gidelim abi. Los Angeles'ta. 2028. Hadi. Tabii. Gittim abi oraya. Los Angeles'e. Los Angeles abi. Güzel şehir değil California. Mi? California. California. Ben de abi 4-5 kere gitmişim var California'ya. Abi Las Vegas'a da gitmiş adamız. Eyvallah. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas diye bir söz vardır abi. Las Vegas'ta olan Las Vegas'ta kalır abi. Evet. O yüzden ne yaptığını sormayacağım abi çünkü orada kaldı Las abi. Las Vegas'ta takside bir uzun hava okudum. Taksici böyle yaptı. Ne oldu? Dedi Allah'a dua mı ediyor? Şimdi bir de uzun havayı böyle bağırdım ya.
Adam ya dağılmıştır abi. Şarkıyı anlatırız, türküyü anlatırız da uzun havayı nasıl? Nasıl anlatacaksın? Long song. Long song diye. Genelde taksicilerim Amerikalı yok, olmuyor long, orada. Yok, long water. Long, ah, bravo. Long water. Evet, long weather. Long weather. Long weather abi, uzun havayı adam dağılmıştır. Genelde taksiciler Amerikalı olmuyor orada abi. Hindu oluyorlar genelde. Tabii, tabii. Mesela bakıyorsun işte Asya'dan bir falan. Arkadaştı ama para almadı benden. Ondan sonra onların öyle bir özelliği çok var. Çok dedi, iyi dedi. Tabii biz yine de başında verdik. Ya ben Washington'dayken sabahın köründe bir taksiye bindim. Çocuk Pakistanlı çıktı. Bizim zamanımızda da meşhur Jive, 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 Pakistan diye bir şarkı vardı biliyorsun abi. Onu söylerdik yani böyle hani Ziya Ülhak geldiği zaman Pakistan Devlet Başkanı. O zaman o böyle çalardı falan. Onu söyledim çocuğa. Adam dağıldı, para almadı benden. Bak ya. Böyle orada. Bir iş. Onur, ama orada onore olmuş adam. Onore olmuş adam yani. Tabii. Amerika'ya Türkiye'den biri gelmiş. Cive Pakistan diye bir şey tabii, söylüyor tabii, falan. Tabii, oradan evet. Onore oldu. Hangi müzik dallarını çok seviyorsun? Şimdi müzisyen olduğunu da biliyoruz bir taraftan. Mesela böyle bir idolün, çok beğendiğin bir isim var mı mesela? Abi ben mesela aslında, Amy Winehouse şarkılarını söylediğini ben gördüm. Ben aslında her daldan diyeyim. Ben arabesk de seviyorum, Türkçe pop da seviyorum. Tam bizim gibi. Yabancı yani da seviyorum. Her şeyi çok seviyorum. Moduma göre. Eğer böyle aşk acısı modundaysam. Yani Bülent abiden, Orhan Gencebay'dan, Müslüm Baba'dan giriyorum. Ama eğer böyle modum yüksekse Türkçe pop açıyorum. Gülşen olur, Demet Akalın. Ama en güzeli de bu değil mi zaten? Yani tek bir yere bağlı kalmadan. Bazen klasik müzik dinliyorsun. Mesela ben Iron Maiden çok severim. Bazen evde bangır bangır böyle saatlerce Iron Maiden dinleyip ardından abi bir anda abi mesela şeye geçiyorum abi, Ali Ekber Çiçek dinliyorum falan. Komşular da dağılıyor, ne oluyor falan yukarıda diye abi. Abi böyle. Bana sorsana ne dinliyorsun? Ne dinliyorsun abi? Country müzik. Country, aa. Helal olsun. Yani, ya inanılmaz keyif veriyor. Çok güzel ya. Değil mi? Evet abi. Yani. Şimdi Zehra'yı dinleyeceğim ama farklı bir tınısı var. Billy Ray Cyrus diye bir adam vardır abi. Ben mesela onu severdim abi. Tam şey der, Amerika'da biliyorsun abi, tırıcılar çok sever abi. Evet, country müzik, kafada şapka. Zehra bize bir şarkı söyle o zaman. Ya hazır bu kadar müzikten bahsettik. Tabii ne söyleyeceksin? Türkçe mi, yabancı mı? Yabancı söyleyeyim. Tamam, bu sefer. Nasıl istiyorsun? Kaç tane var? İki tane. Türkçe, İngilizce. Evet, tamam. İngilizce ama derdimi anlatacak Allah, kadar. Eyvallah, eyvallah. Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got a shades in your eyes and the heels so high that you can't even have a good time. Everybody looks to the left, everybody looks to the right. Can you feel that? Yeah, but paying me love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about a change, change, ain't about a yeah. Ba bang, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Why is everybody so obsessed? Money can buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feeling all right. Everybody looks to the left. Everybody looks to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying real life tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about a change, change. Ain't about a yeah. Ba-bang, ba-bang. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. La 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 eh. La 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 eh. Price tag. Price tag. Vallahi bravo ya. İşte ben böyle sporcular olduğu zaman gerçekten yani işte Mustafa Kemal Atatürk ne demiş abi? Zeki, çevik, ahlaklı. Evet. Her o güzel bileziği kolunda barındıran sporcular hakikaten o sporcularla biz yükseleceğiz.
İnan böyle hayranlıkla izledim ya. Tebrik ediyorum. Estağfurullah kardeşim. Abi. Kamplarda, kamplarda söylüyor musun arkadaşlarını? Söylüyoruz abi bazen. Hatta tesiste, olimpik merkezdeyiz Ankara'da. Orada neredeyse her akşam her yapıyoruz akşam. Kafa dağıtmak için. Şimdi bir karşılıklı bir düello oldu aslında Bülent abi. Sen seyyah dedin. Hemen Zehra karşılık verdi ama asıl gerçek düello şimdi olacak biliyorsun ben değil mi? Ben şunu bir alayım de elime. Bir tane daha var mı kılıç? Yani, başka var kılıç mı? Yok ama. Hadi. Bir eyvah. Şey söyleyeceğim. Evet, A stüdyolarındayız. Erman Hoca'nın bir sopası var. Erman Hoca'nın, Erman Toroğlu'nun müthiş bir sopası vardır biliyorsun. Ha. Pozisyonları anlattı. Evet abi. Senin aklına geldi ama daha önce benim aklıma geldi. Hemen bak buradan beyneği çıkartıyoruz. Hadi canım. İşte efendim iyi günler. Ben size alasmaladım evet. Diyorum. Erman Hoca'nın pozisyonları anlattığı meşhur değneğimiz. Versene abi. Zehra'cığım bunu da sana veriyoruz. Biraz hani aslında eşitliği sağlar gibi olduk. Yani daha adil oldu değil mi bence böyle? Yani Zehra abi tabii, şöyle çünkü... gel bakayım. Ben de hakem olarak şuraya geçiyorum. Ama şöyle. Doğru duruş. Bak ya abi bak Allah aşkına. Dur şöyle göstereyim de. Bu değil abi, mi? Abi yeteneğiniz var. Direkt guard pozisyonunu aldınız değil çünkü. Mi? Sadece çökmeniz kaldı. Hadi ya. Vallahi. Vallahi helal olsun ama. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten... Vallahi ikinci Louis gibisin. Fransa'da. Öyle bir pozu vardır ya. Çok iyi durumu. Ya. Ben de şöyle. Bir şey söyleyeceğim. Evet. İsterseniz eli şöyle tutabilirsiniz. Ha, bak, bak bak. Abla Bülent abi. Bülent abi eli böyle şöyle tutman lazım. Eli de şöyle. Böyle. Vallahi bak, süper. Bak, biraz bu, dirseği çekersen abi böyle dirseği buraya. Vallahi abi. Evet. Evet abi. Helal olsun ama gerçekten iyisiniz. Şimdi. Evet. Şimdi ben hakem olarak geçiyorum. Bak, şimdi emin misiniz? Üzülmeyin diyor. Angard diye başlatıyoruz değil mi? Angard. Angard. Genelde bizde maçları Fransızca yönetiyorlar abi. Angard. Bir dakika abi Angard ne? Angard guard pozisyonunun adı Angard. Sonra pre-ale. Pre-ale. Angard'ı hatırladım. Pre-ale. Bir de böyle o atak tuş falan bir şeyler diyor. O kim? Onu, o... Pre kim? Hazır, başla. Pre hazır, pre. Tabii. Preparasyon. Pozisyon al, hazırlan, başla. Angard, pre-ale. Yalnız bayağı... Benden iyisiniz abi gerçekten ama. Ama paratları gerçekten çok bu içgüdüsel şey gerçekten. Ya doğuştan bir yetenek evet. Çıktı. Ya Bülent abi şimdi bir de eskimi mi çıkacak ya senden? Ben oynuyorum ya. Ya müthiş ben böyle bir şey görmedim. Ama guard pozisyonu evet siz başlatın abi istersen. Angard, pre, ale. Hamle de yapıyor Bülent abi. Hiç göstermedik bile ama. Saldırıya atak tuş. Ya. Ya müthiş. Sonra teşekkür ediyoruz. Zehra'cığım ne diyorsun? Allah. Ay bir şey söyleyeyim süper mi? Abi gerçekten. Çünkü abi. Ben kime göstersem mesela merak eden çok zorlanıyorlar. Özellikle koordinasyon konusunda çok zorlanıyorlar ama Bülent abi ya, size işte altyapı biz, var belli abi. Ya çocukluğumuzda oynadığımız i̇şte, o çelik... Çelik şey onlardan ya işte bu aslında milli spor diyebiliriz evet. Biz şeye. Eskrim de bizim milli sporumuz. Tabii abi. Ama Bülent abinin ayrı bir koordinasyonu var. Onu var, gerçek söylüyorum evet. Ya yani Bülent abi genç yaşta mesela bu işe başlasa büyük ihtimalle olimpiyat şampiyonu olabilirdi. Ama olabilirdi. Zaten bu refleks işi. Evet. Evet. Yani kendini korumak değil mi? Yani benim vurduğum yere siz direkt alıyorsunuz mesela. Değil mi? Herkes yapamıyor onu. Ya da çok çalışması lazım. Böyle bir ağır çekimde. Değil mi? Böyle buradan geldim. Evet. Mesela bu dört parat hiç göstermediğimiz halde tekniği doğru çekti. Korudum şekilde. Ama değil mi? Bülent abi yapıyor. Ya. Yapıyor şu anda. Şu aşağı doğru çekiyor. Maskeye bir tane geliyorum. Sayı alsana. Bir tane sayı al benden ya. Emin misiniz? Emin valla. Evet bir tane artık sayı alacağız. Vuruş artık yapıyorum buradan. O zaman. Vuruş yap. Öyle kafama zank diye vur. Yok yok hafif bir dokunuş yapacağım sadece. Tamam. Ama abi bak, ara, işte evet bu ayrı bir şey. Değil mi? Ya Bülent abi sen de doğuştan yetenek mesela var. Mesela maske tarafına geleceğim. Tamam. Ona da şöyle. Gözüme gelmesin. Ona şöyle tutacaksınız ha. Yani. Böyle. Tamam. Geldim. Siz gelin bana vurun. Şimdi ben vuruyorum. Evet. Vurun. Süper abi. Vallahi süper. Vallahi. Abi. Vallahi. Bizim baş antrenör Valer'in istediği teknik bu. Abi benim vallahi teşekkür ediyorum sana. Değneğimiz yani de en çok yapmak istediğim şeylerden biri de buydu. Vallahi tebrik ediyorum. Ay. Ama şunu da bilin bu kolay değil.
Zor. Yani nefes nefese kaldım normal, ama çok bu normal. Herhalde şey kiloyla falan alakası yok. Biz hala çünkü yorucu bir spor. Evet. Çok efor gerektiriyor. Bülent abi, şimdi hazır ayaktayken beni de şimdi yani güzel bir eskrim maçı yaptınız da beni de kırmaman lazım yani. Gel. La bize her yer Ankara'ya. Ne diyorsun sen he? Sabahta aldım gördün mü? Sayı atak tuş puan. Puan vallahi puan. Ben başlatayım isterseniz. Sen ne yapıyorsun ya? Sen dans ediyorsun. O da bir parat mesela. O ben çok zor bir parat. Bu değil mi? Da, aynen. La bize helal her olsun. Yer. Ben Ankaralıyım biliyorsun abi. Gelsin abi. La bize her yer Ankara. Düşmeyiz biz dalgaya, Ankara'nın bebesi dönüp bakmaz arkaya. Gidene dur demeyiz, düşmeyiz biz dalgaya, Ankara'nın bebesi dönüp bakmaz arkaya. Ulus cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya, bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Ulus cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya, bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Gölbaşının gülleri, İmrahur'un deresi, atara atar yapar Ankara'nın bebesi. Gölbaşının gülleri, İmrahur'un deresi, atara atar yapar Ankara'nın bebesi. Ulus cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya, bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Ulus cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya, bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Candan sever, onun aşkı bir rüya. Ankara'nın bebesi tek zar atar sevdaya. Severse candan sever, onun aşkı bir rüya. Ankara'nın bebesi tek zar atar sevdaya. Ulus cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya, bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Ulus cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya, bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Ulus cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya, bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Ulus cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya, bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. La bize her yer Ankara. La bize her yer Ankara. Ya biz ne yaptık abi? Bir anda oyun, Ankara havaları, ardından eskrimler falan ortada karıştı bir anda. Eskrimler. Valla. İşte milli spor diye biz buna i̇şte deriz bu aslında abi. Değil mi? Gel abiciğim. Ay. Vallahi Bülent abi yorulduk ya Zehra ya bizi yani bitmişiz biz ya. Eskrim bayağı bir. Senin tenisle ilgili de bir iddian var. Ataspor diyorsun tenise.
Evet, onun reklamını duydum. Reklamı da. Yani düşün, halı çırpmalar. Halı çırpıyorsun değil mi? Tabii. Şeyle. Top seçerken mesela pazara gidiyorsun, ne yapıyorsun? Domates, biber seçiyorsun, doğru, iyilerini seçiyorsun. Doğru. Ondan sonra bunlar hep bizim... Onun için tenis biziz dedik o zaman. Evet, güzel bir slogandı valla. Ama aslında bence Türk insanının yapısı spor için çok uygun bence gerçekten. Yani erkeğimiz de kadınımız da, evet, güçlü insanlarız yani. Sadece iyi yönlendirme lazım. İyi yönlendirme biraz gerekiyor. Bir de... çok doğru biraz. Tabii söyleyeyim, doğru. Çok güzel. Çok yani 80 milyon ülkeden aslında çok daha, evet, olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları çıkartabiliriz. Daha değişik branşlarda çıkartabiliriz. Ya biz inandıktan sonra başaramayacağımız bir şey yok. Vallahi başarırız. Öyle, evet. Yani 230 kiloluk mermileri kaldırmış... Yani bedeninin 4 katı ağırlığını kaldırmış ecdadın torunları. Onlar o zaman başarmışsa biz şu anda niye başarmayalım? İşte biraz rahatlık da var. Biraz zora gelince bizim millet, evet, aslında. Değil mi? Yani hiç önüne set çekilemeyecek bir hale geliyor. Ama evet, işte birazcık o zoru da, doğru, yaşaması gerekiyor. Eskrim yapmasaydın, doğru, hangi sporu yapmak isterdin? Eskrim yapmasaydım dövüş sporu belki isteyebilirdim, judo. Tekvando gibi. Sürekli böyle bir aslında değil mi? Bir öfke mi var? Sürekli. Ya kılıçlar, kılıçlar. Evet, judoyla, karateyle. Evet. Ya ama voleybolu da çok severim ama boyum ona yeterli değildi. Pasör olur mu? Pasör belki olur. Yani libero olabilirdim libero belki. Olabilirim. Ya sporun her dalı çok güzel. Hepsini de denedim biliyor musun? Her sporu denedim. Günlük yapıyor musun? Güvent günlük var. Ya evde zaten masa tenisi var. Evde var masa tenisi. Tabii basket sahası işte bilmem ne falan filan. Bayağı çocuklarla şey yapıyoruz yani. Sürekli. Futbol, bilmem ne falan. Devam. Basket. Fenerbahçe için çok güzel bir eser yazdın. Evet. Senin Fenerbahçe taraftarı olduğunu da biliyoruz tabii. Nasıl İnşallah. Nasıl gidiyor takım? İnşallah. Ya çok iyi, çok iyi. Ben çok daha iyi olacağına inanıyorum. Daha yeni takım. Bu sene takım gelecek mi şampiyonluk? Ben başkana söz verdim. Şarkı hazır dedim. İnşallah şampiyon olursak da. Şampiyonluk kutlamalarında o zaman Kadıköy'de seni göreceğiz. Vallahi maaşı okuyacaksın yani. Bir defa bir maçtan önce söylemiştim. Hani maçtan önce bir yerde toplanırlar ya, yemek falan bir şeyler işte. Orada az daha var ya, parçalıyorlardı beni. Bir Fenerbahçe daha var aramızda. Yayın, evet, öncesinde öğrendim. Söyledi Zehra kardeşim de Fenerbahçe. Ben tek başıma kaldım Beşiktaşlı olarak. Yani. Yapacak bir şey yok. Bir gün herkes Fenerbahçeli olacaktır mottosuyla. Evet, güzel, güzel. Vallahi güzel. Birazcık ufak bir söyleyebilir misin şeyden, şu marştan? Yeni yazdığım nakaratını söyleyeyim. Nakaratını. Herkes haddini bilecek, la galuga yok. Şanlı tarihimizde efsaneler çok. Şampiyonsun bu sene, haydi bir daha. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Lay 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 lay. İnşallah ya. Harika vallahi. Vallahi inşallah. Ya tabii ya günümüzde çok böyle ayrışmalar meydana gelmeye başladı. Yani özellikle futbolda. Bunun birazcık daha böyle bir sağlam zemine oturtulması lazım. Yani artık böyle düşmanca tavırlar. Hayır, olmaması lazım. Yani olmaması lazım bunun. Yani Avrupa'yı açıkçası bir görsünler ya. Gidin Avrupa'da bir maç izleyin. Stat'tan maç izleyin. İnanın gelip burada fikriniz değişir. Ben gittim Galatasaray Juventus maçını izledim ya. Niye? Zidane dedi ki Türkiye'ye gitmeliyim. Orası terör bölgesi falan. Sırf kendi duygularımı orada gidip söylemek için kendisine. Gittim tabii bizatihi. Bizatihi ilettim, evet, duygu ilettim stat'tan. Niye? Ben bir Fenerbahçeliyim. Gittim 5 saat 45 dakikaya statta bekledim. O duygularımı ifade edebilmek için. Türkiye bir cennet çünkü. Beşiktaş maçına da gidiyorum. İnan seyirci bağrına basıyor. Öyle. Ya gidip de gol falan abi yapma ya. Oturun izleyin güzelce maçta ne olacak? Yeniliriz, yeneriz. Ya yeneni kalkıp alkışlayacaksın. Vallahi kalkıp alkışlayacaksın. Ya ben 20 senelik kongreyesim. İyi de Beşiktaşlıyımdır. Ama Kadıköy'de Fenerbahçe tarafında oturuyorum. Maçlardan önce işte bu pandemi öncesinde biliyorsun orada restoranlar doluyor. Arkadaşlarımız geliyor. Onlara katılıyoruz. Orada tribün işte tezahüratlar falan yapılıyor işte yemek yenirken falan. Ben mesela hiç rahatsızlık duymuyorum yani. Hani her taraf sarı lacivert. Yani bundan bir rahatsızlık duymuyorum ama hani iyi de Beşiktaşlıyımdır yani bununla birlikte. İşte hatırla bu 3-2'lik Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 9 kişiyle Beşiktaş aldı maçı. Tabii bizim şey Panku'nun kaleye geçti. Panku'nun kaleye Allah canımı açtı. 4-3. Bak manyak ağlarım ya Fener gol yediği zaman o zaman tabii.
Ya 3-2 yenildik. Kalktım evde tek başımayım. Alkışladım biliyor musun? Oyun maçtı yani. Hayatımda dedim belki ben böyle bir daha bir maç izleyemem. Yok mümkün değil. Böyle bir maç izleyemem dedim. Kalktım alkışladım ya Fenerbahçeliyim. 3-2 yenildik ama böyle bir keyifli maç, böyle bir şey maç. Yani futbol adına olabilecek her türlü şey marjinallik oldu orada yani. Çok enteresan şeyler oldu. Gidiyor musun maçlara Zehra? Ben bir iki kez gittim sadece. Yani hiç fanatik değilim. Yani öyle yani denk gelirse seyrederim. Fenerbahçe maçına mı? Beşiktaş'a gittim ben. Beşiktaş İşte bak ne güzel. Bu güzel ya. Vallahi güzel ya. Yani. Harika vallahi. Evet, bu noktaya getirmek lazım olayları. Aynen, aynen. Turnuvalara gidiyor musun hala maçlara, tenis maçlarına? Tenis maçlarına işte bu pandemiden dolayı aslında Paris'e gidecektim. Roland Garros'a. Gidemedim. Ama istiyorum. En son işte Katar'a gittim. Bayanlar finalini izledim. Doha'da. Doha. Şampiyon Doha'da. Güzel maçlar oldu. Güzel evet. Yani tenis hakikaten çok eğlenceli. Aslında çok da güzel bir spor. Erkeklerde kimi destekliyorsun? Erkeklerde tabii Nadal. Nadal'cım. Ya ben tabii. Federer'ciyim abi. Ben de Nadal. Ha Federer eyvallah ama şu anda yeni bir çocuk geliyor. Şu El Potro muydu? Hangisi o yani? Ben 4-5 aydır takip etmiyorum. Yok Meksikalı galiba. Ha ben mesela şeyi bile tanımıyorum biliyor musun? Bu son Roland Garros'u kazanan kızı ben ilk defa duydum yani. Ha. O bayağı işte dünya sıralamasında 50. 60. miymiş neymiş? Ben bu son 5-6 aydır pek şey, bu daha doğrusu pandemiden sonra pek takip edemedim şeyi. Biz hala yine Federer, Nadal, George, Djokovic falan bile gidiyoruz. Evet, yani. Var. O Tsitsipas var mesela. O çocuk da iyi oynuyor ama yoruluyor. Tsitsipas değil mi? Hı-hı. Yunanlı. O da iyi oynuyor. Yani. Ama Nadal bu işin piri abi. Ya, Nadal Djokovic çok iyi. Biraz bu ara boşladı herhalde. İnişte çıkışta. Evet. Senin eskrim dışında mesela idolün olan sporcular ya da takip ettiğin sporcular var mı? Tenis olabilir, futbol olabilir, basketbol olabilir. Mesela yani hani LeBron James'i mesela çok beğeniyorum dersin. Ya da kadınlar tenisinde Sharapova'cıyım diyebilirsin. Var mı böyle takip ettiğin bir isim? Aslında benim güreş branşından Taha abi var. Güreşçi. Ya çok büyük güreşçi. O hem abi. Yani karakter, kişilik anlamında hem de sporculuk anlamında çok iyi bir sporcu bence. Onu çok yani bence örnek almak lazım özellikle. Başarı aldığımız zaman bizim karakterde çünkü bazen değişme olabiliyor. Yani insana göre değişiyor belki bilmiyorum ama o karakter kısmı da çok önemli olduğunu düşündüğüm için Taha abinin bayağı iyi olduğunu düşünüyorum o konuda. Yurt dışında takip ettiğin, böyle yani duvarına dışında posterine astığın bir sporcu falan oldu mu hiç? O kadar olmadı. Ben mesela olmadım. Metin Tekin, mesela Metin Sarı Fırtına hastasıydım. Ben bütün duvarlarım Metin Tekin posteriydi. Öyle değil ama eskrimci var Olga Karlan Ukrayna takımından. Onu da çok beğeniyorum. Hem kişiliği, yani karakteri hem de eskrim yani gerçekten Allah vergisi bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Öyle çok büyük bir idolüm olmadı hiçbir zaman. Niye olmamış bilmiyorum. Ama senin var abi Sharapova. Sharapova. Sharapova'ydı bıraktı. Şimdi yeni bir tane idol bulmamız lazım sana kadınlar tarafından. Evet bakalım abi. Artık onu araştıralım abi. Kim hangisi uygunsa onu. Sana uygun. Sana uygun. Bir tane. Çok iyi ya. Ali bu çok iyiydi. Hocam vallahi yani. Onu bir birlikte onu bir istişare edeceğiz bugün hocam. Ben de sevgili Bülent abi hocam. Ben de eski tenis izleyicisi olarak. Şimdi izlerken de bu tam Bülent abilik. Ya bizim zamanımızda kim vardı biliyor musun? Mesela Gabriela Sabatini diye bir kadın vardı mesela işte 80'li yılların sonunda mesela. Biz hepimiz ölürdük böyle Gabriela Sabatini falan diye. O zamanki fotoğraflarına bakıyorum. Abi kadın çok çirkinmiş meğersem aslında. Şimdi güzelleşmiş. Mesela şimdi daha da böyle şey olmuş ama çok iyi tenisçiydi Arjantinli. Bir Roland Garros şampiyonluğu var ama müthiş bir tenisçiydi. Mesela bir ismi de hep aklımda Nadia Comaneci. Nadia Comaneci. Evet. Comaneci şey diye cimcim marka Nadia Comaneci. O da hep. O da aklı. Tatsız Kral, Tere, Beckenbauer, Nadia Comaneci diye öyle bir sahne de vardır vallahi, biliyorsun yani. Tabii ya. Oradan da herkes Nadia Comaneci'yi de hatırlarlar. Şimdi müzisyen bir aileden de geliyor dedik sevgili Zehra için. Zehra'nın babası Ali abi de Ali Köse. O da konservatuvar mezunu. Çok da tabii bağlama sanatçısı aynı zamanda. Hem buraya Zehra'yı getirdi hem de kendisi bağlamasıyla birlikte geldi. Burada şimdi hep beraber baba kız. Tabii Ali abi çalsın. Siz de güzel bir düet yapın birlikte. Eyvallah. Sevgili Ali abiyi davet edelim ben buraya. Ben eşli gireyim valla başım üstüne. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yani hocam, hakikaten harika bir evlat yetiştirmişsin. Hem son derece nazik, kibar, çok iyi bir sporcu, iyi bir müzisyen. Aileden müzisyen olup da aslında müzikle ilgilenmemek de olmuyor.
Siz de konservatuar mezunusunuz bildiğim kadarıyla değil mi? Konservatuar. Ben de konservatuar mezunuyum. Eşimin sayesinde yüksek lisansı yapma fırsatımız oldu sağ olsun. Çoluk çocuk derken falan bayağı biliyorsun o Allah işleri. Allah o eşleri başımızdan eksik etmesin. Kesinlikle. Valla. Kesinlikle. İşte ne güzel bak. Kesinlikle. Ana branş bağlama mı? Branşım evet. Halk müziği bağlama. Ben memnunum. Zehra için de yani sözleriniz ayrıca teşekkür ediyorum. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Keza Bülent Bey de evlat sahibi. Aynen. Demin de izlerken hikayelerine şahit oldum zaten. Ya bu bambaşka bir şey tabii ki. Evet. İnşallah layık oluruz birbirimize. Yani ben evlatlarımın yetişmesinde hakikaten anne baba olarak çok özellikle annelerin hakkı zaten mümkün değil ödenmez. Evet. Ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi güzel bir hatıra olsun değil mi? Böyle bir not düşelim tarihe. Vallahi. Baba kız şöyle güzel bir... şarkı söylesinler bize. Vallahi Bülent abi araya sen de böyle araya şöyle bir kenardan geçelim. Ali abi ne çalacaksın bize? O zaman Bolu eskiden Düzce'ye Bolu'ya bağlıydı. Şimdi Düzce türküsü var bir tane. Tamam. Beyaz giyme söz olur diye okuyalım Allah, birlikte. Harika. Haydi bakalım. Salına da salınla gel. Salına da salınla haydi gel. Yavrum, dön haydi. Dolaş yine bana gel. Haydi bakalım. Arkadaşlarımız diyor ki Zehra'nın sesi hakikaten muhteşem diyorlar. Yani tebrik ediyoruz. Ben söyledim farklı bir tını var. Değil mi Bülent abi? Yani. Ben özellikle mesela yabancı müziktense fena. Maşallah. Vallahi teşekkür ederim abicim. Çok eyvallah, eyvallah. Spor kariyerin bittikten sonra hiç şarkı söylemeyi düşünür müsün? Düşünüyor musun ya da böyle bir planın var mı ileriz? Yani aslında olabilir. Çok seviyorum çünkü. Yani gerçekten mutlu olduğum yer. Müzikte mutlu, müzikte de mutluyum, sporda da çok mutluyum. Ya ama bir oyunculuk düşüncen var mı mesela ileride? Onu hiç düşünmedim. Ama müzik olabilir. Zaten müzik çünkü aileden de alışkın olduğum için belki neden olmaz. Sporcu kariyerinden sonra olabilir. Eyvallah. Hayırlısı. Hepsinin hayırlısı. Harika. Gerçekten İnşallah. Çok güzel. İnşallah. Ben başarılarının devamını diliyorum. Umut ediyorum ki olimpiyat oyunlarında da Türkiye'yi
Ay Yıldızlı formayla temsil edersin, madalya getirirsin, dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında yolunun açık olduğunu zaten biliyoruz. Ali abi tekrar çok teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Bununla birlikte hakikaten harika da bir evlat yetiştirmişsiniz. Zeki, çevik, ahlaklı, sporcu, müzisyen. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Öyle bir söylediniz ki diyecek laf kalmadı bana ama gönülden çok teşekkür ediyorum. Bülent Bey'le kızımla sizinle aynı programda olmaktan onur duydum, şeref duydum. Ben de öyle. Sevgili vallahi. Zehra, umut ediyoruz ki Türkiye'yi Ay Yıldızlı formayla olimpiyat oyunlarında, evet, dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında başarıyla temsil edeceksin. Gururumuz olacaksın. Zaten bunun böyle kıvılcımını da yakmış durumdasın. Sana da çok teşekkürler bu programa geldin. Amin abi, inşallah. Ben de çok teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olun. Ve Bülent abi. Canım. Hakikaten kırmadın. İlk aradığımda ben gelmez miyim dedin. Çok teşekkür ediyorum sana o, da. Soy isim o kadar etkili ki. Ya, vallahi billahi. Çok teşekkür ederim. Özellikle de babaya hürmetlerimi ilet. Sağ Ali Bey'e. Allah razı olsun. Tüm aileye. Çok teşekkürler. Selam, hürmetlerimi ilet lütfen. Çünkü çok iyiliklerini gördük biz zamanında. Saygılar diyorum Ali abi. Çok teşekkürler. Ben ilgine, alakana, tüm ekibine gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir sıcakkanlıkla beni karşıladınız, davet ettiniz. Size başarılar diliyorum. Ben de ekip arkadaşlarım adına hepinize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ve gitmeden aşk Bodrum'da yaşanıyor. Enteresan. Hadi onu söyleyelim. Haydi ya. Haydi bakalım. Vallahi gelsin Bodrum. Hadi bakalım. Biz de ayağa kalkalım o zaman. Senin ile cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Senin ile cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Akşamları bir başkadır, çılgınca geceler bize yaşatır. Her sene rotamız yeni aşkadır, hayat güzel devam ediyor. Bodrum'un akşamları bir başkadır, çılgınca geceler bize yaşatır. Her sene rotamız yeni aşkadır, hayat güzel devam ediyor. Lazım, görmek lazım, havamızı bozmayalım. Sevmek lazım, görmek lazım, havamızı bozmayalım. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Senin ile cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Senin ile cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Çok özelim kime ne? Sen bakışı ne güzelim, sana ne? Alem öyle böyle demiş bana ne? Hayat güzel devam ediyor. Ben
kendime çok özelim kime ne? Sen bakış yine güzelim sana ne? Alem öyle böyle demiş bana ne? Hayat güzel devam ediyor. Sevmek lazım, görmek lazım, havamızı bozmayalım. Sevmek lazım, görmek lazım, havamızı bozmayalım. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Seninle cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Seninle cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor.